Deniz Zeyrek, Sözcü Gazetesi. Mağdur mu arıyorsunuz? Günlerdir Arda Turan'ın, Fatih Terim'in, Emre Belezoğlu'nun, Dilan ve Engin Polat'ın ve bilimum sosyal medya fenomeninin servetlerini konuşuyoruz. Zenginin malı züğürdün çenesini yorar misali devam eden bu tartışmadan ben sıkıldım artık. Neymiş efendim? Arda Turan, Fatih Terim ve Emre Belezoğlu büyük bir bankanın bir şube müdüresi tarafından dolandırılmış. Yok daha neler. Dünya çapında futbolcu teknik direktör olmuşlar. Milyon milyon dolarları kendileri için bir fon kurduğunu söyleyen bir kadına belge dahi almadan üstelik pastane köşelerinde teslim etmişler. Kusura bakmasınlar. Bütün hikayeyi dinleyip büyük fotoğrafa bakınca benim fikrim baştan aşağı değişti. Böyle bir şeyi yapmak için insanın aklını ekmekle peynirle yemesi gerekiyor. Evet banka müdüresi dolandırma niyetinde biri olabilir. Evet, ilgili banka, yönetici konumundaki bir çalışanın bankanın ismini kullanarak bankanın müşterilerini dolandırma çabasını görmemiş ya da engelleyememiş ve bundan dolayı da bir sorumluluğu olabilir. Ancak burada esas konuşulması gereken mesele, ülkenin içine düştüğü durum ve o milyon dolarların sahibi Arda Turan'la Emre Belezoğlu gibi isimlerin niyetidir. Onlar sahip oldukları paraların döviz kuru, banka faizi, borsa hissesi, fon, gayrimenkul gibi bilinen bütün yatırım enstrümanlarından çok daha fazla para getirmesini ve bunun da kayıt dışı kalmasını istemişler. Döviz satın alıp kurun aylarca sent sent artmasını beklememişler. Paralarını bankaya vadeli yatırıp enflasyonun altında kalan faizlerle yetinmemişler. Borsaya girip iki ileri bir geri giden endeksle uğraşmamışlar paralarını durgun giden gayrimenkul piyasasında betona gömmemişler. Yasal fonlardaki kağıtların kazançları da onları kesmemiş. Peki ne yapmışlar? Çok güvendikleri bazı abilerin kısa sürede 1 milyon dolar verip 1 milyon 750 bin dolar, 3 milyon 200 bin dolar verip 5 milyon 200 bin dolar almasına bakarak aynısını yapmak istemişler. Dolara ayda %27 faiz vericini iddia eden bir kadının peşine düşmüşler hemen milyon dolarları çuvallara, torbalara doldurmuş, pastane köşelerinde ilgili şahsa teslim etmişler. Kayıt yok, vergi yok. Tek bir hedef var, yüksek faiz almak. Sonrası malum. Sistem tıkanmış ve ilk başta bol bol faiz alanlar kurtulmuş ama sisteme sonradan dahil olanlar paralarını kaptırmış. Evet banka müdiresi dolandırıcılıktan yargılansın. Evet banka bir çalışanının karıştığı bu olayda sorumluluklarını tam olarak yerine getirmediği ya da getiremediği için suçlansın. Ancak bu milyon dolarları kayıtsız vergisiz bir şekilde yüksek faiz beklentisiyle o müdireye teslim edenleri de mağdur etmeyi bırakalım artık. Kendileri için mağdur yerine kullandığımız sözcüğü de TDK'ya ya da yapay zekaya soralım. Diyelim ki kaydı vergisi olmadan el altından yüksek faizle ödünç para veren kişiye ne denir? Türk Dil Kurumu ya da yapay zeka cevap versin. Tepeci faizci. Bunların Cumhurbaşkanı ile görüşüp mağduriyetlerinin giderilmesini istediği, Cumhurbaşkanı'nın da dönemin İçişleri Bakanı'na ilgilenin talimatı verdiği yazılıp çiziliyor oysa sürekli faiz haramdır diyen, bunu da bir nas olarak kabul eden bir siyasetçi, çok yüksek faiz almak için verdiğimiz parayı kaptırdık diye huzuruna çıkan bu insanlara, olsa olsa hepiniz faizcisiniz, sonuçlarına katlanın derdi. Geldiğimiz noktada sosyal medya fenomenleri milyon milyon dolarlarla karşımızdalar. Memlekette kolay para kazanmak, o zenginliği insanların gözünün içine sokmak en büyük hayal oldu. Sadece fenomenler mi? Mesela ne çabuk unuttuk boşandığı eşine 2,5 milyon dolar veren, 4 milyon avroya yat alan borsa zengini AK Parti milletvekilini? Şunu unutmayalım. İnsanlar ekmeği 10 liradan değil de 6 liradan satın alabilmek için her gün 1 saat kuyruk bekliyor. İnsanlar 7500 lira emekli maaşıyla bir ayı geçirmeye çalışıyor. Bir yumurta 4 lira olmuş. Benzin 40 liraya dayanmış. Açlık sınırı 14 bin, asgari ücret 11 bin 400 lira. Cumhurbaşkanı eğer sorunuyla ilgilenmek istediği mağdurlar arıyorsa bıraksın milyonlarıyla faizcilik yapan futbolcuları bizzat kendilerinin yarattığı ekonomik kriz koşullarında hayatta kalmaya çalışan milyonlara baksın onlarla ilgilensin